Bir kısaca özet yapayım, ondan sonra bize ne oluyor, ne bitiyor biraz anlatın istiyorum. Şimdi siz önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcısı İsmail Çataklı'nın yurt dışında bulunduğunu belirttiniz ve hakkında FETÖ'den arama bulunan kardeşiyle ilgili bir iddiayı gündeme taşıdınız. Çok tartışıldı. Sonra Twitter'dan bir açıklama yaptınız. Aldığımız telefonlar İsmail Çataklı'nın araması olan kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini söylüyor dediniz. Sonra Çataklı size cevap verdi. İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun. Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok. Böyle terörde arananlar listesinde falan yok. Yılbaşı iznine geldi, savcılığa ifadesini verdi. Size yazıklar olsun, Köstebek özgür diyor. Sonra siz cevap veriyorsunuz. Ne iftirası atmışım? Yılbaşı izni için gelmiş de sen külahımı anlat onları. FETÖ firarisi kardeşin ben söylemesem ifade bile vermeyecekti. Siz hani konuşmuyordunuz, hani küstünüz, hani haberin bile yoktu. Köstebeğin de adını öğreneceksin ama şimdi değil diyorsunuz. Ne oluyor Özgür Bey? Bize bir anlatın. Öncelikle stüdyoda olan herkese ve Fikret Bey'e selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Muhakkak bu yayın özellikle yani önce bu konuyu konuşacağız, sonra Gezi'nin konuşulmasını geciktirmeye de vesile olmak istemem. Muhakkak Bakırköy Kadın Cezaevinden, Silivri Cezaevinden de izleniyor. Oradaki Gezi tutuklularına da bir kez daha selamlarımızı, en kalpten dayanışma duygularımızı iletiyoruz. O konuda da söz düşerse ben de bir şeyler söylemek isterim. Şimdi bu İsmail Çataklı meselesi şöyle. Bu konuda bu bilgi bende belli bir süredir var. Ama bu mesele işte bir kişinin suçun şahsiliği ilkesi üzerinden bakılması gerektiğini hep söylüyoruz. Ve bu bilgi çok kritik bir bilgi. Çünkü bir ihbar üzerine biliyorsunuz OHAL döneminde sadece ihbarlarla mahkeme falan olmadan 125 binin üzerinde kişi hakkında işlem yapıldı. Hı hı. Bunlar hakkında ihbarın doğru olanları var, yanlış olanları var. Birbirlerinden kurtulmak için yaptıkları var. Masum insanlara atılan iftiralar var falan filan ama burada kim doğru kim yanlış kim ayıracak? Mahkeme ayıracak ama o hal için mahkeme ortada yoktu. Ve kendi kurdukları OHAL komisyonu bile %17'sini bu kararların hatalı buldu ve kamuya dönmeleri gerektiğini söyledi. Ve en çok da Süleyman Soylu'nun başında bulunduğu bakanlıkta OHAL komisyonu kararını, hatta mahkemelerin vermiş olduğu OHAL kalktıktan sonraki bazı kararlara rağmen ihbara itibar edilip görevine döndürülmeyen de pek çok kişi var. Benim FETÖ konusunda ve bu FETÖ terör örgütüyle irtibat konusunda ne kadar hassas olduğum ve bunların devletin bunlardan arınması gerektiği konusunda herhalde kimsenin şüphesi yoktur. Ama iftiralar ve hakim denetiminde, kanun denetiminde olmayan, yargılamaya tabi olmayan, bazen kovuşturmaya gerek yoktur kararları verilen veya yargılanıp da beraat alanlara bile bu mahkeme kararı yokmuşçasına muamele eden birileri tuttular. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne belediye başkanını terörle irtibatlandırabilmek için belediyede çalışan örneğin temizlik işçisinin kardeşi üzerinden. Bakın rakamı Süleyman Soylu tabii çok rakam veriyor ama son verdiği rakamlara baktığımızda 959'u yakınları üzerinden terör örgütleriyle irtibatlı ya da yasaklı bunlar diyor. Sonra da yüzdeler vererek örgütleri sıralıyor. Hatta en son kalan 51 kişiye de diğer örgütler diyor. 7 terör örgütü saymış. 8. kısımda diğer örgütler. Ve böyle olunca biz de kendisine şunu sorduk. Kardeşim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi devasa bir yapının, 80 bin kişilik bir yapının içinde bulunan kişilerden 959'unun yakınlarının terör örgütü bağlantısı üzerinden, bu yakın dediği anne, baba, kardeş, hatta ikinci derece akrabalara kadar gidiyorlar veya üçüncü derece akrabalara kadar. O zaman sen bakan yardımcının kardeşi hakkında bir ihbar var mı? Bir soruşturma var mı? Bir
Arama kararı var mı? İlk önce onu söyle. Hatta ilk başta sadece ihbar dedim ben. Biliyorsunuz 7 gündür biraz daha bilgi veriyorum. Çünkü bunlar bizdeki bilginin ne olduğuna muttali olurlarsa tam olarak, sonra hemen uygun bir yalan, devletin bütün imkanlarını kullanarak meseleyi örtbas ediyorlar. Bundan önceki birçok tecrübemiz bunu. O yüzden her gün bir miktar bilgi veriyorum onlara. Ve dedim ki kardeşin hakkında kardeşin hakkında bir ihbar var mı kardeşi hakkında? Siz kardeşlere gidiyorsanız, senin bakan yardımcının kardeşine gidelim. FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunan dedi. Çataklı meseleyi önce bana sen önce kendi kardeşine bak diyerek başladı. Hemen sordum ne varmış hemen açıkla. Terör örgütü mü o mu bu mu neyi var? Sonra sevgili Selçuk Kozağaçlı üzerinden biyolojik olmayan kardeşin bilmem ne tutuklusu, hükümlüsü bilmem ne diye. O da bir Soma avukatıdır ve Soma'nın iki tutuklusu kaldı. Birisi Can'dır, bir tanesi Selçuk Kozağaçlı'dır. Selçuk Kozağaçlı'nın esas suçunun Soma'daki şebekeyi ortaya çıkarmak ve devlet bağlantılarını ortaya çıkarmak olduğunda altını kısa da çizerek buradan geçeyim. Ve dedi ki sen sorunca baktım kardeşim hakkında bir ihbar varmış. Bunun üzerine ortalık ayağa kalktı ve ben ertesi gün kardeşi hakkında ihbarı hangi ekrandan baktığını, yani şimdi onlar İçişleri Bakanlığı, ihbar varsa mahkemede durur. İhbarlar tabii çok deneyimli gazeteciler önünde ahkam kesmek gibi olmasın ama İçişleri Bakanlığı'nın savcılıklara yapılan ihbarları takip edebildiği bir ekran mı var? Ama o arada da hatırlayın, Süleyman Soylu da gitti Adalet Bakanı'nı suçladı. Dedi ki sizden bilgi sızıyor dedi. Bunu kabine toplantısında. Oysa bakılan ekran İçişleri Bakanlığı ekranı ve ihbarı kayda değer bulmuş savcı. Soruşturma açmış. Soruşturma açmakla kalmamış. İfadesini almak için ulaşmaya çalışmış. Bulamayınca da hakkında arama kararı çıkartmış. Yani Türkiye'ye geldiği takdirde bunun işte gümrükten girerken ya da havaalanında polis tarafından yakalanıp, mesele basit bir şeyse, bunu da son zaman yapmışlardı, havaalanında kurulan bir mahkemeye ifade verme. Hani oluyor ya, birisinin iki kişi arasında adli bir mevzudan dolayı ifadesine veya tanık ifadesine başvurulacak, ulaşamayınca arama kararı çıkartıyor. Öyleyse, ama böyle FETÖ ise alıp ilgili savcıya götürüp ifade verdirmeleri lazım. Yanlış biliyorsam Evren Hanım düzeltebilir bunu. Hani onlar çok deneyimli bu konuda. Ama tabii İçişleri Bakanlığı'nın ekranında savcılığa yapılan ihbar görünmez. Görünüyorsa bir sorun var. Onun baktığı ekran yakalamayan arkaydı. Bulduğu yerde alacak götürecek. Biz bunu söyleyince bu sefer Süleyman Soylu da işte önce ihbar dedi, sonra onu dedi, bu nedeni, en sonunda hepsini kabul ettiler. Bu sırada ikinci bir kardeş sorduk. Önce bir şey demediler. Sonra ikinci bir kardeşin de olduğu konusunda ifadelere bir yalanlama gelmedi. Sonra bu kardeşlerden bir tanesinin Yapraklı'da, Çankırı'nın Yapraklı ilçesine geldiği gittiği oralarda dolaştığına ilişkin birçok bilgi bize geldi. Mesela şu an şunu biliyoruz ki Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bugün gittiğinizde bir sıkı yönetim ilan edilmiş. Kuş uçurtluyorlar. Ben buradan gazeteci arkadaşlara, muhabir arkadaşlara bir Yapraklı'daki duruma bir bakmalarını da öneriyorum. Yapraklı'ya girene çıkana sen niye geldin, gezmeye geldim diyene gezecek başka yer mi bulamadın gibi yaklaşımlar falan. Ondan sonra bugün yaşanan şeyler bugün Çankırı Yapraklı'da. Ve mevzu şu, biz kardeşinin suçundan İsmail Çataklı yargılansın demiyoruz. Soylu bana onu soruyor dün. Diyor ki ne yapalım yani diyor. Gelir gelir, gelmez gelmez, verir verir, vermez vermez ifade. Ne yapalım diyor. İsmail Bey'i mi yargılayalım? İsmail Bey'i yargılamayalım. Ama İsmail Bey'i yargılamıyorsa İBB'deki çalışanları da akrabalarının FETÖ bağlantısı, PKK bağlantısı üzerinden yargılamayalım. Bunun üstünden de varıp Ekrem İmamoğlu'nu da yargılamayalım. Şimdi doğru zemine geldiler. Ben 2-3 aydır bugünü bekliyorum. Bunlar çıkarsınlar o yakın, çünkü Soylu bunu 1,5 yıldır söylüyor. Geçen sene bütçe görüşmelerinden beri söylüyor. Yakınlarının irtibatı iltisakı, yakınlarının irtibatı iltisakı. Ya hukuk devletinde yaşıyoruz. 300 yıl önce olmayan
işlere yelteniyorlar. Ne demek yakınlığın irtibatı iltisakı? En son Gül Soylu şöyle bir şey sığındı. Zaten diyor o 6 yıldır dedi baktı çıkarmayı da hızlı yapamadı. Ya tam da diyor darbeye denk gelmesin. 7 hatta 8 yıldır konuşmuyor kardeşinden de. Bak 6 hatta 7 8 yıldır ailevi sorunlar konuşmuyor. Bugün İsmail Çataklı tweet atıyor. Yine biz bunun üzerine Soylu'ya bazı sorular soruyoruz. Ve İsmail tweetinde kardeşim yılbaşı tatiline geldi. İfadesini de verdi. Sonra da yine biraz önce sizin okuduğunuz hakaretler, iftiralar. Biz İsmail Bey'e kardeşinin suçunu yüklüyor değiliz. Ama onlar da kimseye kardeşinin, eşinin, dostunun, akrabasının suçunu yükleyip oradan algı yapıp oradan da İBB'ye yürümeye uğraşmasınlar diyoruz. Evet. Suçun şahsiliği varsa bu herkes için geçerli bir kural. Yoksa o zaman ayağında bu kadar nasır varsa bu kadar ayağımızın altında dolaşmayacaksın o zaman. Özgür Bey, bir arkadaşlarım Skype'ınızı kontrol etsin. Zaman zaman ses gidiyor çünkü. Daha sağlıklı görüşelim. O arada ben de Barış'a bir soru sorayım. Şimdi az önce Ekrem İmamoğlu'nun cezalandırılmasını talep eden savcının adliyenin idari işlerinin başına atandığını söyledik. Evet. Bu konuda kısa bir değerlendirme yapmanı istiyorum.